Var Murat, biliyorsun işte bu çocuklarla ilgili çok fazla spekülasyon var. Çocuklar kayıp mı, çocuklar nerede, çocuklar ailelerine ulaşabilecekler mi, kaçırıldı mı gibi çok fazla şey var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı efendim. Refakatsiz çocuklar bakanlık bünyesinde koruma altındalar dedi. Çocuklarımızla ilgili birkaç nokta vardı. Onların da intikallerini yaptık ve şu anda yatılı kuruluşlarımızda kalan hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızla ilgili, sakinlerimizle ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Refakatsiz çocuklarla alakalı bugün çok gündem oldu bir şekilde. Bununla ilgili özellikle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, refakatsiz çocuklarımıza bakanlık olarak deprem bölgesinde kuruluşlarımıza aldığımız, gözetimini yaptığımız çocuklarımızın sorumluluğu şu anda bizde. Bunun dışında deprem enkaz altından çıkarılıp hastanelere götürülmüş ve tedavisi tamamlanan çocukları da Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız çalışma çerçevesinde bakanlığımız personelinin dışında herhangi bir üçüncü şahsa, komşusuyum, yakınıyım, akrabasıyım, refakatsiz çocuklar, bir kez daha altını çiziyorum, diyen herhangi birine teslimi söz konusu değil. Bakanlığımıza, arkadaşlarımıza teslimiyle daha sonra kimlik tespitinin yapılması, ebeveynin veya akrabaların tespitinin yapılmasını müteakip çocuklarımızı güvenli bir biçimde ailelerine teslim edeceğiz. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum bu konuda, çünkü hem bir endişe, kamuoyunda bir endişe ve maalesef bir takım gruplarda da bir dezenformasyonun başladığını görüyoruz. Bu noktada lütfen milletimiz, aileler, ilgililer müsterih olsunlar. Çocuklarına ulaşamayan, enkaz altından çıkarıldıktan sonra birbirinden haber alamayan aileler lütfen öncelikle bakanlığımızın ilgili birimlerine, herhangi bir birimine müracaat edebilirler. Biz gerekli koordinasyonu sağlayıp onları, eğer bizim gözetimimizde ise muhakkak buluşturmaya çalışacağız. Bunu özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, bu konuyu özellikle yeniden hatırlatmakta büyük fayda var. Çünkü deprem bölgesinin çocukların güvenliği için çok önemli bir duyuru. Sayın Bakan da söyledi, çeşitli sivil toplum kuruluşları da ifade ediyor. Ailesini bulabileceğini söyleyerek deprem bölgesindeki çocukların teslim alınmasına karşı tedbirli olunmalıdır. Açık ve net ifade ediliyor. Bulunan çocuklar en acil şekilde devletin ilgili kurumlarına, ki Alo 183... burada özellikle vurgulanmış tabii ki emniyet ve jandarma gibi önemli devlet kurumlarına yönlendirilmeli. Çocuklar yetkililer dışında kimseye teslim edilmemelidir. Bu da hem bakanlık tarafından hem de sivil toplum kuruluşları tarafından ifade edilen cümleler. Ve basın açıklamasında şu var: deprem nedeniyle çocuklarımıza koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlarımız için aşağıdaki duyurunun yapılması gereği duyulmuştur. Aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız ilk olarak bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımıza alınmakta, güvenli şekilde bakımları sağlanmakta ve ailelerine ulaşma çalışmaları yapılmaktadır. Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendiriliyor. Koruyucu aileler yanlarına yerleştirme işlemleri sürüyor. Yeni başvuruda bulunacak olanlar E-Devlet üzerinden deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine şahsen başvurabilirler. Koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet için de teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur demiş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Evet, özellikle mesela sosyal medyadan yazanlar var. Çevremdeki arkadaşların da ifade ettiği bir mevzu var. Mesela bu bebekler özellikle 3 aylık, 4 aylık ya da daha da minikler, daha da bir tık büyükler vesaire. Acaba biz sahiplenip de bakabilir miyiz şeklinde. Buna yönelik olarak da bakanlığın elbette ki bir çalışması vardır. Evet. Bu da hani çok önemli bir şey. Çünkü 500 kişi, 1000 kişi, 10 bin kişi bunu söylese o çocuklar bir yuva sahibi olabilir. Şundan bahsediyorum, eğer ailelerine ulaşılamaz ise şayet. Şayet. İşte o da çok en zor konulardan biri maalesef. Evet, bu arada hayatını kaybedenleri söyleyelim. 12.873'e yükseldi. Az önce paylaşıldı AFAD tarafından. 62.937 kişi de yaralandı. Bu saatlerde biraz daha fazla can kaybı ve yaralı kaybını aktarıyoruz size maalesef ki.